Kad kâne lekum fi rasûlillâhi üsmetun hasene. Allah'ın Resulü'nde sizin için ne var? Çok güzel bir numuleye imtisal var. Uyulacak örnek teşkil ediyor. Ama herkes için değil. Limen kâne yarcullâhe ve levme lâkhira ve dekarallâhe kethîrâ. Allah'tan ümidi olan, itikadı olan, ahiret gününe çıkacağında endişesi olan, hesabı olan, ahirette Kazanayım diye beklentisi olan bir de Allah'a çok zikreden. Öyle az zikreden de Resulullah'tan örnek alamaz diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem'den yani bir rehberlik alamaz diyor. Onun rehberliğinden istifade edemez yani. Keşke etse de edemez, nasip değil. Çünkü neden? Allah'tan beklentisi olacak, ahiret gününden korkusu olacak, Allah'a çok zikredenlerden olacak. O zaman... Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinden onun nasibi çok olur buyuruyor. Ahzab suresi hati bu. Onun için yani Efendi Hazretleri işte çok zikrettiği için Allah'tan çok korkar, çok şey. Bakarsın bir sünnet dedi mi? Canı gider, canı, canı. Bir sünnet için canımı veririm diyor. Velev ki adet olsun ya Resulullah'ın adetlerinden olsun. Onu yapmak için canını feda edebilir. Biz Efendi Hazretleri böyle gördük yani. Biz de bir zaman çok şey farz değil, vacip değil. Falan yani sünnet nasıl olsa falan. Öyle bir şey yok. Ölür ölür o. Çünkü ne kadar sevgisi var Resulullah Efendimiz'e, Allah'ımızın sevgilisine o kadar sevgisi var ki. Canından ileri geçirmiş. İşte imanı kamil budur.